Hepinize selamlar arkadaşlar. Avengers! Marvel filmlerinden Doctor Strange, Endgame ve Örümcek Adam Eve Dönüş Yok filmlerindeki astral boyut sahnelerini konu alıyorum. Astral boyut, ruhun bedenin dışında olduğu paralel bir boyuttur. Konu olarak ele aldığımız bu üç astral boyut sahnesinde de ruhların bedenlerinden itildiği anlarda zaman akışının yavaşladığını, hatta Örümcek Adam Eve Dönüş Yok filminde yaprakların ve geri plandaki insanların yavaşladığını görüyoruz. İlk sahnemiz olan Doctor Strange filminin astral boyut sahnesinde kadim kişinin Strange'i susturmak için astral formunu fiziksel formundan dışarı ittiği sahneyi izliyoruz. Az önce ruhunu bedeninden dışarı itti. Bir diğer sahnemiz ise Avengers Endgame filmindeki sahne. Zaman taşına ihtiyacı olduğunu açıklayan Hulk'un, kadim olandan zaman taşını almaya çalıştığı. Ama bunun yerine ruhunu vücudundan ittiği sahneyi izliyoruz. İstemem ama o taş bana lazım ve tartışacak zamanım yok. Bu iki sahnede de astral formlarının fiziksel formlarından ayrıldıktan sonra, yani ruhlarının bedenlerinden itildikten sonra, bedenlerinin yere doğru yıkıldığını görüyoruz. Ama Örümcek Adam Eve Dönüş Yok filmindeki astral boyut sahnesinde, Örümcek Adam'ın ruhunun bedeninden ayrıldıktan sonra bedeninin yıkılmadığını, hatta Doktor Strange'e kutuyu vermemeye çalıştığına şahit oluyoruz. Peki bunun sebebi ne? Ha, bunu nasıl yapıyorsun? Hiç bilmiyorum ki. Ama bunu yapamaman lazım. Örümcek Adam filmlerinden hatırlayacağımız gibi, kendini koruma içgüdüsü, yani örümcek hisleri devreye giriyor. Peter Parker'ın bedenindeki örümcek hissi, kutuyu Doktor Strange'in elinden uzak tutmaya devam eden doğal bir savunma mekanizması görevi oluşturuyor. Hiç bilmiyorum ki. Ama bunu yapamaman lazım. Ayrıca Peter'ın örümcek hissi, fiziksel bedeninin kontrolünü yeniden kazanmasına ve savaşmaya devam etmesine olanak sağlamış gibi de görünüyor. Başıma gelen en şahane şeylerden biri ama bir daha yapma sakın.